gerçekten irtica tehlikesi var mı yok mu tartışırken şuna bakmak gerekiyor. Sadece Türkiye'de değil, Osmanlı'ya kadar giderseniz. Şimdi bakın, Erbakan 28 Şubat'ta niye devrildi? Erbakan'ın fikirlerinin 10 milyar mikronda birine katılmam. Bakın tekrar ediyorum, Erbakan'la bir hücrenin içinde belki siyaset olarak buluşmamız mümkün değil ama bir gerçek var. Erbakan kamu bankalarının borçlanma esaslarını değiştirmeye kalktı. Yani olay şöyle çalışıyordu. Kamu kendi parasını özel sektöre koyuyordu bankalara. Yüzde diyelim bir faizle. Kamu kendi borçlanma gereğini kendi parası aynı bankalarda dururken aynı bankalardan %11 ile geri alıyordu. 10 katına 5 katına. Erbakan dedi ki bir havuz kuralım. Bunu değiştirelim. Kamunun parasını madem oraya koyuyoruz. Kamu bunu yapmasın. Bir 28 Şubat, bir irtica, bir kaset. Ortalık toz duman oldu. Gidelim geri. Menderes. 300 milyon dolar para istedi. Marshall yardımı ile ilgili olarak. Geldi paranın bir kısmı. Dedi ki o zaman petrol ofisiyle İş Bankası'nı Ruslara satarım. Randevu aldı. Gitmeye ömrü yetmedi. Bir irtica, bir ortalık toz duman. Aynı şeyi size defalarca anlatırım. 1854-1876. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa. Ben default olacağım. Osmanlı'nın borcu yeter ödediğimiz dedi. O zaman harp okulu Harbiye'deydi. Harp okulu öğrencileri ayaklandı. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa uçtu. Şimdi Türkiye'de yerleşik bir düzen var. Bu yerleşik düzenin de bir rant mekanizması var. Bu rant mekanizmasına dokunduğunuz zaman bir irtica masalı patlıyor Türkiye'de. Bir kaset servisi başlıyor, inanamazsınız. Fethullah Gülen'i seversiniz sevmezsiniz. Tamamen nötr, ortadan konuşuyorum. Fethullah Gülen'le ilgili kasetleri büyük kanallara servis ettiler. Gerçekçi konuşalım. Şimdi de Fethullah Gülen büyük Amerika'ya gönderen... gazetelere kendisini servis bakın, edeni servis Ali Kırca ediyor. Yaşıyor. Evet. Kanal D'nin Tuncay Özkan şu anda Silivri'de olduğu için cevap veremez. Tuncay Özkan orada, Ali Kırca aynen orada. Aynen öyle. Haber merkezlerini yöneten herkes, Mehmet Ali Birant aynen orada. Bu aynen kasetleri getirdiler mi, getirmediler mi? İşte bakın kamuoyunun önünde ne söylüyorum. Zaman, yani, 28 Şubat sürecinde tamam. Bu kasetleri getirdiler mi, getirmediler mi? Şimdi ya, tamam. Dolayısıyla Türkiye'de bir irtica masalı var. Bu irtica, ben bakın Türkiye'de şeriat tehlikesi olduğuna inanmıyorum. Ha, Türkiye'de devletin kontamine olduğu, devletin siyasallaştığı dönemler vardır. Türkiye'de vatandaşın bilincinin kaydığı dönemler vardır ama Türkiye'de şeriat tehlikesi yoktur. Türkiye'de ne tehlikesi vardır biliyor musunuz? Bazı çıkar gruplarının yerleşmiş çıkarlarına dokunmaya kalktığınız anda orduyla milleti karşı karşıya getiriyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada akıllı olup bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. 1960'ta 1978 Dünya Bankası raporu var. Diyor ki Türkiye kalkınmış bir ülke olması için pazar olması gerekir. Üretmeyecek, pazar olacak diyor. Siz bir market olacaksınız diyor. Ve yazarı kim biliyor musunuz? Sherman Robinson, Kemal Derviş. 1978. Ecevit alıyor raporu, atıyor. Diyor ki bu raporu uygulayan haindir diyor. Ne oluyor biliyor musunuz? 1980 darbesinden sonra o rapor geliyor, masanın üstüne konuyor ve 1982'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomi yolunda atacağı adımların hepsini çizen rapor oluyor. Şimdi baktığınız zaman oyun çok büyük. Yani vatandaşın bunu anlaması lazım. Yılda biz 52 milyar dolar faiz ödüyoruz. Yılda 52 milyar dolar 5000 kişiye, 5000 gerçek artı tüzel kişiye. Şimdi Ergenekon tartışıyor. Türkiye'de finansal Ergenekon var. Birileri Türkiye'nin pipet takmış böyle kan damarlarına, emiyor sürekli. Sonra birileri çıkıp da bunu fark ettiği zaman bir irtica başlıyor. O bir işte Fadime Şahin olayı, ondan sonra Aczi Mendiller. Bu adamlar zaten...